Normal bir çiftin bir ay içinde gebe kalma şansı %20. Biz aşılamada bu %20'yi elde etmek için uğraşıyoruz. Yumurta ile spermi bir araya getirerek uygun zamanda bunların döllenme şansını artırmaya çalışıyoruz. Ama bir seferde tabii ki gebelik en fazla %20'lere ulaşabiliyor. Bunu ardışık 2 kere, 3 kere, 4 kere yaptığımız zaman şans artıyor ama çalışmalarda şöyle gösterilmiş. 3'te gebeliklerini yaklaşık %88'i 3. denemede, %95'i 4. denemede elde edildiği için hani 4'ten fazla aşılamada ısrar etmek gebelik şansını daha da artırmayacak. Tüp bebeğe geldiğimizde burada şans daha fazla çünkü yumurta ve sperm direkt olarak yumurtanın içine sperm yerleştiriliyor. Gelişen embriyolar seçiliyor. Sağlıklı embriyolar rahim duvarına yerleştirildiği için gebelik oranları bir uygulamada %50-60'lara çıkıyor. Tabi burada da tek sefer yetmiyor. Birden fazla uygulamalarla kümülatif dediğimiz yani ardışık gebelik oranları artıyor. Fakat burada tabii ki kadının yaşı çok önemli. Yaş ilerledikçe gebelik şansı azalmakta ve bu tekrarlayan denemeleri yaparken de acaba tüp bebek başarısını etkileyen neler var, hangi faktörler bize engel oluyor? Örneğin tüplerde hidrosalpinks dediğimiz su mu var, rahim içerisinde bir polip mi var ya veya genetik bir anomali mi var? Bu tekrarları yapmadan önce çok detaylı bir şekilde incelenmesi ve sebep neyse tabii ki onların düzeltilerek tekrar tekrar denenmesi gerekmektedir.